Çok ateşin var mı baba? Yok kızım yok. İyiyim. Şebnem, çok yaklaşma kızım babana. Vallahi sen de hasta olursun sonra. Tamam. Çekil güzel kızım, uzak dur. Anne doğru söylüyor. Geçmiş olsun Hakkı Bey. Sağ ol İbet abla. Hakkı, daha da çıkmış sanki. Üşüyorum ben ya. Örtmek de iyi değil. Şimdi ilaç etkisini gösterir. 6 saat sonra tekrar alacak ilacını Nimet abla. Merak etme. Çorbasını da getiririm sıcak sıcak. İlacını da içiririm. Allah razı olsun. Yavrum, Nimet teyzeni üzme bugün olur mu? Ben babamla kalacağım. Gitmeyeceğim Nimet teyzeye. Olmaz anneciğim, baban hasta. Hadi üzme beni. Babamla kalacağım. Kalsın kalsın. Yaklaşmaz yanıma. Oturur öyle televizyon seyreder. Değil mi benim kızım? Hı. Ben de ara ara yoklarım. Aklın kalmasın. Hadi geç kalacaksın. İyi o zaman. Hadi ben gidiyorum. Bir de patrona çaktırma. Telefon etti. Bana söyledi bugün gelemeyeceğim diye dersin. Tamam mı? Tamam tamam. Merak etme. İdare ederim ben. Ay çok sağ ol. Şuna bak. Babası evde diye hasta olduğuna sevinecek neredeyse. Annesinin güzeli. Güle güle. Merak etme bize. Sen de az merhametli değilsin ha. Niye ki? Bunca seni arayıp sormamış adamı hasta diye evine aldın. Ben olsam mahalleye sokmazdım. Gördün Şebnem'in halini. Ne yapayım? Yani babası bir yerde. Hadi sana emanet bizimkiler. İnşallah akşam erken gelirim ben. Merak etme. Güle güle. Hayırlı işler. Sağ ol. Hadi bunu oku bana. Dur kızım dur. Okurum. Hadi otur yavrum sen de. Gel Emine gel. Şuna bak. Kimlerle çalışıyormuşuz da haberimiz yok. Ne yapmış ki? Herif 3 kişiyi gözünü kırpmadan öldürmüş. İkisi de kadın. 2 gündür gelmiyor. Belki de tahmin etti kaçtı. Allah korudu bizi. Asıl adı Mustafa Genç. Çok tehlikeli bir katildir. Siz onunla ilgili bir şey biliyor musunuz? Prens sonunda kül kedisinin yaşadığı eve gelmiş. Üvey kız kardeşlerden biri ayakkabıyı giymiş. Ama ayakları öyle büyük, öyle büyükmüş ki parmakları ancak girebilmiş ayakkabının içine. Diğeri de denemiş. Ama onun da ayakları olmamış. Prens tam bu sırada kül kedisini fark etmiş. Ayakkabıyı denemesini istemiş. Üvey kardeşlerden biri, "İyi ama o baloya bile gelmedi prensim." demiş. Prens de ısrarla kül kedisine uzatmış ayakkabı.